Hani bazı haberler vardır. Özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız trajikomiktir. İzlerken üzülür ama tebessüm de edersiniz. İşte sırada tam da öyle bir haber var. Kesimhaneye getirdiği danayı kamyondan indirmek için arka kapağı açtı. Bir de ne görsün? Dana ipini çözmüştü. Her nasılsa. Durumu fark edince eline bir fırça aldı ve danayı korkutmaya çalıştı. Ama tabii bir tonluk hayvanın, hele de kesime götürülen bir dananın tabii fırçadan korkacak hali yoktu. Kendisi çözülmüş. Çözüldüğünü kapağı açtıktan sonra farkına vardı. Ama tabii geç bir farkına varma oldu. Öyle bu hale geldik yani. İpini koparan kurbanlık danaya eline aldığı fırçayla müdahale etmek istedi. Tabii bu yöntem para etmedi. Dananın yuları dananın boynundan çekilmiş. Sen de fırçayı al git, danaya fırçayla üzerine git. Yani dursun gitmesin diye. Dana da fırçayı görünce üstüne atlıyor. Akşam saatleriydi. Hasan Yıldız yaklaşık 1 ton ağırlığındaki danayı kurban kesim alanına getirdi. Danasını indirmek için kamyonetin arka kapağını açtığında dananın bağlı olduğu ipten kurtulduğunu fark etti. Dana indirirken arabada kendi kendine birdenbire boşanmış. Ben de habersiz bir şekilde kapağı açtım. Dana kaçmasın diye onu fırçayla korkutacağını sandı. Bu yanlış karar ona pahalıya patladı. Fırçadan ürken dana sahibinin üzerine atladı. Benim üstüme komple vurdu, beni aşağı attı. Aldığı ağır darbeyle neye uğradığını şaşıran Yıldız yerden kalkamadı. Ona ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Apar topar koştum yanına. Dedim ki bir şeyim var mı abi? Dedi ki bir kolumu hissetmiyorum dedim. Kolun önemli değil dedim. Kafanda, beyninde, ayaklarında, dizinde, kalçanda bir sıkıntı var mı dedim. Yok dedi. Çok geçmiş olsun, yaklaşık 800 kiloluk bir dana adamın üstüne düştü. Öfkeli dananın saldırısı ölümle de sonuçlanabilirdi. O bu talihsiz olayı iki kırıkla atlattı. Kolumda iki yerinde kırık var, işte ameliyat oldu. Daha büyük bir tehlike olabilir. Aynen, bununla biraz daha işte geçmiş olsun.